2024 tayfa selamlar bu video ile birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın videolarına başlıyoruz. Yalnız bu bir giriş videosudur. Konu anlatımlı videosu değildir. Bu videonun içerisinde tanışma, kitap içeriği, kamp içeriği ve diğer kamplar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Hadi bakalım tanışmayla başlayalım. Tanışmaya 1982 yılından itibaren başlayıp seni çok fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü seni ilgilenen kısmı öğretmenlik hayatımda geçen süreler olduğu için 2004 yılından başlayacağım. 2004 yılında dershanecik sektöründe geometri öğretmeni olarak başladığım bu yolda halen daha geometri öğretmeye devam ediyorum. Hem YouTube'da hem de aktif olarak sahada bu işi çok zevk alarak yapmaktayım. Öğrencilik hayatımda matematik branşını daha çok sevmeme rağmen çalışmaya başladığım kurumdaki geometri öğretmeni eksikliğinden dolayı beni zorla geometri öğretmeni yaptılar. Evet ilk başta geometri öğretmeyi gerçekten sevmiyordum. Çünkü geometride şu 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 kurallar vardır sonrası görme işidir demek beni aşırı derecede rahatsız ediyordu. Ama sonrasında geometrinde bir mantığı olduğunu keşfettiğimde kendi tarzımla o mantığı birleştirdiğimde öğrencilerin gözlerindeki o ışıltıyı gördüğümde aşırı derecede oldum ve bu işi aşırı derecede severek yapmaya başladım ve halen daha devam ediyorum. 2016 yılına kadar çalıştığım bir kurumda kurum değişikliğinden dolayı ayrılmak zorunda kaldım ve öğrencilerin ısrarıyla YouTube kanalı açtım. Çünkü öğrenciler tarzıma alışmıştı. E, öğrenciler de hocam bir şekilde anlatamaz mısınız dediler. Ben de ikinci bir el tablet alıp bu YouTube'da konantım işine başladım. Ama sonrasında benim de aslında çok hoşuma gitti. Çünkü Orada 100 tane öğrenciye hitap ederken şimdi binlerce öğrenciye hitap etmek beni manevi bakımdan çok ama çok tatmin etti. Ama bu işler sadece YouTube'a başlamayla olmayacaktı. Başkalarının sorularını çözerek bu işi güzel bir şekilde yapamayacağımı anladım. Sonrasında yazarlık anlamında da kendimi geliştirdim. Yazarlık anlamında da kendimi geliştirdikten sonra Aynı zamanda farklı yayınlarda koordinatörlük işleri de yapmaya başladım. İşte ben buyum. Ama hocam daha tam tanıtmadınız kendinizi demeyin. Konu anlatımının içerisinde zaten yazdığım sorularda hep e, çocuklarımın ismini, eşimin ismini, annemin, babamın ismini, abimin ismini, dedemin ismini kullandığım için beni her şeyiyle tanıyacaksın hiç merak etme. Hocam tanışma tek taraflı oldu diyebilirsin. Hiç merak etme. Ben seni çok iyi bir şekilde tanıyorum. 20 yıllık öğretmenlik hayatım olduğu için en düşük seviyedeki öğrenciyi de tanıyorum. En üst düzeydeki öğrenciyi de tanıyorum ve ona göre konu anlatım yapıyorum. O anlamda kafanda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Böylece tanışma kısmını hallettik. Şimdi ne yapalım? Kitap içeriğinden bahsedelim. Hadi bakalım kitap içeriği. Kitabımız 21'e 27 santim boyutlarında ve dolu dolu 288 sayfadan oluşmaktadır. Niye dolu dolu 288 sayfa? Çünkü 20 yıllık emek var bunun içerisinde. Her kalıp soru mevcut. Bakın altını çizerek söylüyorum. Eski neslin her kalıp sorusu da var. Yeni neslin de her kalıp sorusu var. Hatta yeni neslin yeni kalıp soruları da var burada. Çünkü biz bu kitapları her sene güncelliyoruz. Nasıl güncelliyoruz? ÖSYM'ye bakıp ÖSYM bu sene ne sormuş? Önümüzdeki sene ne sorabilir? ÖSYM nereye doğru gidiyor diye hep kafamızı yorup ona göre güncellemelerimizi de mutlaka mutlaka yapıyoruz. Mesela bu sene içerisinde biz kitaba 50 tane güncel soru ekledik. O yüzden kafada şöyle soru işareti olan arkadaşlarınız belki vardır. Hocam ben 2023 serisini izlesem hazır yüklenmiş videolar nasıl olur diye soranlarınız vardır. Evet izleyebilirsin ama bak hem video anlamında hem kamera alışkanlık anlamında hem de konu anlatımında daha bir üst seviyeye çıktığımız için sizlere 2024 tayfa serisini izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet bu kitabın içerisinde dediğim gibi her kalıp soru var. Eski neslinde her kalıp sorusu var. Yeni neslinde her kalıp sorusu var. Bunu sakın ama sakın unutma. Şimdi kitaptaki şöyle soruları şöyle bir inceleyelim isterseniz. Kitapta dolu dolu konu anlatımlı soruları mevcut. Şöyle bakacaksınız göreceksiniz zaten bakın sadece doğru da açılardan Bakacak olursanız 19 tane yani 3-5 tane soruyla doğru açıyı geçmiyoruz. En önemli, önemli olan konularda mesela dik üçgen konusuna bakacak olursak şöyle. Dik üçgende bakın çok değişik sorular var burada. Yani yeni neslin her kalıp sorusunu görüyorsunuz zaten burada. Şurada bak sayıya bak sayıya 60'dayız ve 63'teyiz. Dik üçgen sadece Pisagor ve Euclid bağıntısı 63 tane soruyla bitiyor. Hatta özel üçgenler diye birleştirecek olursak ikizkenar ve eşkenar üçgen sorularını da birleştirecek olursak sadece özel üçgenler 100 tane sorudan oluşuyor. Görüyorsunuz ya sen bu yüzden ara soruyu çözdükten sonra bir sıkıntı yaşar mısın geometride? Yaşayacağını çok fazla zannetmiyorum aslında. E peki hocam yani bu herkese hitap ediyor mu? Evet bakın bu işi dedik ya 20 yıldır yapıyoruz. Ben sizi çok iyi bir şekilde tanıyorum. Burada eski nesil sorunun en kolayı da var zoru da var. Yeni nesil sorunun en kolayı da var zoru da var. Yani sen burada bu işe başladıktan sonra adım adım ben seni yetiştireceğim. Kolayından başlayıp aa anladım, aa anladım ondan sonra en zora geldiğim zaman da aa anladım diyeceksin. Çünkü geçen yılki ve bundan önceki yılki tecrübelerimizden söylüyoruz ve öğrencilerin attığı yorumlar söylüyoruz. Öğrenciler hep şu yorum yapıyordu. Hocam geometrim sıfırdı ve şu an full ya da full yakın ya seviyeye geldim. İnşallah sen de sıfır bile olsan orta seviyede olsan ya da böyle çok iyi bir durumda da olsan full ya da fulle yap yakın yapacak zev yapacak şeye geleceksin ne kıvama geleceksin ya bunu çalışacaksın bu işi öğreneceksin ya bu işin mantığını öğreneceksin olay bu tamam mı o yüzden şu soruyu da sanırım cevaplamış oldum hocam ben geometride sıfırım ya da eksiyim diyen öğrenciler de bu seriden çok iyi bir şekilde anlayacaktır. Yalnız hocam ben Geometrim çok iyi sıkılır mıyım diyen öğrenciler de sıkılmayacaksın. Sadece ve sadece dik üçgende bak bildiğim pisagor bağıntısında bile bilmediğim bir şeyden bahsedeceğim. Sen pisagor bağıntısındaki soruyu bir dakikada çözerken ben sana 3 saniyede çözmeyi öğreteceğim. Bunun yöntemi tekniği zaten konunun içerisinde var. Tabi şurayı çalıştırarak yapacağız bu işi. Ve burada her bölüm sonunda bir de konu anlatımlı sorular bunların hepsi. Bunların hepsinde video çözümünü yapacağım tabii ki. Her bölüm bittiğinde mesela üçgenler bölümü bittikten sonra da ÖSYM tipi sorular var. Bu ÖSYM tipi soruların içerisinde ne var? Son 10 yıl ya da 11 yıl içerisinde ÖSYM'nin sormuş olduğu soruların benzerleri var burada. Bu da çok önemli. Bakın 2023 sınavında konu anlatımındaki soruların birebir aynısı gelenler var. O ayrı bir konu. ÖSYM tipi için ÖSYM tipi soruların içerisinde de aynısı ya yani aynı mantıkta olanlar var. Çünkü ÖSYM kendini tekrar ediyor. ÖSYM tipi sorular da önemli ve burada üçgenler bittikten sonra daha doğrusu her bölüm sonunda Böyle ÖSYM tipi sorularıyla kendinizi geliştireceksiniz. Bu dörtgenlerde de var. Şöyle dörtgenleri de göstereyim. Şöyle dörtgenler bittikten sonra bakalım gelebilecek miyiz? Evet bak şuradaki sorularda mesela ÖSYM tipi sorular. Çemberde de var. Ondan sonra analitik, analitik geometride de var. Katı cisimde de var. Her konuda bu şekilde bir içerikle karşı karşıya geleceksiniz. Yani şu gördüğünüz kitap çok dolu bir kitap. Şu gördüğünüz bir kitap çok dolu bir kitap aşırı derecede faydalanacaksın seviyesi en düşük olan bir öğrenci de seviyesi çok yüksek olan bir öğrenci de bu kitaptan aşırı derecede faydalanacak 2023 tayfa yani 2023 tayfaya çektiğim konu anlatımını Tabii ki izleyebilirsin ama sana tavsiyem Çünkü ben kendimi çok geliştirdim yani burada konu anlatımında değinmediğim sorulara burada yani soru içerisinde belki soru yaratacağım Çünkü geçen seneki tecrübemden yani işte yine kurumlarda ders anlatmaya devam ediyorduk ya öğrencilerin sorduğu sorularla ve sizin yazdığınız sorularla sizin nerede sıkıntılı olduğunuzu daha iyi bir şekilde öğrendiğim için burada daha net bir şekilde daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım ve sana bu işi çok iyi bir şekilde öğretmeye çalışacağım. Evet şimdi kitap içeriğini anlattıysak sırada ne var? kamp içeriği. Hadi bakalım şimdi de kamp içeriğinden bahsedelim. Ben geometri kampını gün gün yapmayı sevmiyorum. Yalnız burada şunu da söyleyeyim. Gün gün yapan hocalara da saygı duyuyorum. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben geometri dersi için hafta hafta gidilmesi gerektiğini inancında olduğum için hafta hafta yapıyorum. Çünkü bir hafta içerisinde ya yani geometri öyle hemen konuyu öğrendim soruları bir günde halledeyim şeklinde olmuyor. Öncelikle konu anlatımını belki bir günde belki iki günde halledeceksin. Ondan sonra geri kalan diğer günlerde de yani bir haftanın içerisindeki diğer günlerde de bence sorularla haşır neşir olmasın. Her gün mü haşır neşir olacaksın? Hayır. Bir gün çözeceksin mesela, bir gün çözmeyeceksin, dinleneceksin. Bir de belli bir zaman geçtikten sonra işte hatırlayabilmen için kendince bir antrenmanlar yapacaksın. Ben geometri kampının hafta hafta olması taraftarıyım. O yüzden her hafta videoları yayınlayacağım. Kitabın arka sayfasında da şöyle en arka sayfasında da Şöyle kamp programını da göreceksiniz zaten. 30 haftadan oluşuyor kamp programı. Şimdi burada da zaten pdf'te de gösteriyorum sana. 30 haftada bu işi halledeceğiz. Yalnız 30 haftanın içerisinde 4 şeyi de çıkartacak olursak. Mesela burada ne var? Şu üçgenler tekrar var mesela. Buradaki tekrarları da çıkartacak olursak aslında hafta sayısı daha da azalıyor. Ama burada tekrar da lazım arkadaşlar. Yani biz burada üçgenler tekrar, dörtgenler tekrar, çember tekrar, analitik geometri tekrar, ve katı cisimler tekrarı çıkartırsak 5 hafta 25 haftada bu işi halledeceğiz. Aslında gün gün video çeksek 25 günde halledeceğiz belki ama ya o kadar zorlamayalım. O kadar zorlamaya gerek yok. Sakin sakin, relax bir şekilde sen benle birlikte başla. 25 hafta. Bak en erken 25 haftada bu işi çok iyi bir şekilde bitirelim. Ha, şunu biliyorum. Yorumlar gelecek. Ya hocamızla atsanız, önceden atsanız da biz bu işi daha öncesinde bitirsek diğerleriniz olacak. Tabi bunu da düşünen arkadaşlar için hızlı program yayınlayacağım. Merak etmeyin. Temmuz 3'ten önce de bir hızlı programım olacak. Yani ben videoları aslında bakın birinci hafta Temmuz 3'te başlıyoruz ya 7 gün sonra. Temmuz 3'te bu Temmuz 10'da da bu değil. Temmuz 17'de bu değil. 4 günlük hızlı program yayınlayıp yani bir haftayı 4 güne sıkıştırıp da bir şekilde yapacağım. 4 günden daha aşağısında lütfen istemeyin arkadaşlar. Normalde bakın sizin iyiliğinizi düşünerek düşünerekten bu hamleyi yapıyorum. Çünkü ben her gün çekebilirim bunu. İstesem 25 günde bu seriyi bitirebilirim. Hiç sıkıntı değil. Ama sen bitirebilir misin? Sen de benle birlikte başlamalısın. Birlikte bu konu anlatımı kampını yapmayacağız sadece. Soru çözümleri kampı da yapacağız. Soru bankası çıkacak. Yakında şunun, şu fotoğrafın tamamlanıcısı burada. Bir kitap daha koyacağız. O da inşallah Temmuz bir e yetiştirmeye çalışacağız. Bir iki hafta belki sarkabilir. Çıktığı zaman da ben size söyleyeceğim. Sadece ve sadece geometri dinleme kampıyla olmaz bu iş. Ya da başka bir soru bankası çözmeyle olmaz. Biz burada bunun da soru bankasını çıkartalım ki tamamıyla kitapla uyumlu olsun ki bu işi daha iyi bir şekilde öğrenin diye uğraşıyoruz. Bakın gece gündüz çalışıp o kitabı da erken bir şekilde çıkartmaya çalışacağım. Yalnız geometri bunun yanında şu konantımın yanında bence iki tane kitap çözmeniz lazım arkadaşlar. İki tane kitap çözmeniz lazım. O yüzden bu kampla birlikte ilerlerken ne yapacağız? İki tane kitabı da birlikte çözeceğiz inşallah. Tamam. Bunu da sakın ama sakın unutma. Çünkü bu kısım da benim için çok önemli. Ben burada sana şöyle şu hissiyatı veriyorum aslında. Bir özel ders öğretmeni olsa ne olur? Her hafta yanına gelir değil mi? Ya da haftada iki, iki kere yanına gelip bir özel ders alırsın değil mi? İşte ben sana Özel dersi evine getiriyorum. Seninle birlikte bu özel dersi çok iyi bir şekilde yapacağız ve geometride full ya da full yakın yapacağız. Sakın ama sakın unutma. Peki hocam bu geometri kampından başka kamp olacak mı? Evet, bunun soru bankası olacak. Sonra başka kamplar olacak mı? Evet, çok istiyorum başka kamplarda olmasını. Yalnız şöyle bir şey var. Ya biz güçlendikçe şeyler yapıyoruz. Mesela güçlendik. Youtube'da güçlendik. Hani burası da bizim bir ekmek kapımız oldu. Şu kitabı çıkarttık. Bu kitabı çıkartmamız da sizin açınızdan iyi oldu. Daha düzenli oldu. Ya hocam pdf çıkartıp yapabilir miyim diyenleriniz tabii ki olabilir. Ama pdf'den artık öğrenciler sanki sıkıldı. siyah beyaz olması bilinenlisi falan filan şu daha profesyonelce bir hale geldi ve öğrenciler geçen senelerde gördük ki bu kitap için daha çok sevdi. Zaten sizi düşünerek de çıkarttık bu kitabı kendi anlattığımız konu anlatımını yaptığımız şeyleri kitap halinde verdik ve öğrenciler bu kitabı bitirdiğinde daha bir özgüvenli oldu. Bunun içinde zaten size aynı zamanda soru bankası da çıkartıyoruz. Yalnız başka kamplar var mı? Var. Mesela bu konu anlatım bittikten sonra konu anlatımı ile birlikte soru bankası yapacağım. Onlar bittikten sonra tekrar kampımız olacak. Bunun yanında trigonometri kampı olacak. Bu kamp bittikten sonra. Bunun yanında da ekstra da kamplarda yapmak istiyorum. Mesela ya şunu yapmayı çok istiyorum. Ya geçen sene yapmaya çalıştım ama maalesef yapamadım. Teknik bilgim el vermedi. Mesela bir katlama sorusu çözüyoruz size. Şu katlamayı ben bir animasyonla size göstersem soruyu çözerken nasıl olur? Ya da bir döndürme sorusu. Bir döndürmeyi ben size bir animasyonla göstersem nasıl olur? Çok güzel olur değil mi? Ama bunları da yapmam için daha da profesyonel bir hale gelmemiz lazım. Bak şimdi izlenmelerin %65'inde abone olmayanlar var. Ya bu abone olanlarda olsa ya da her videomuzu beğenseniz biz daha da güçlü bir hale gelmez miyiz? Her videoya yorum yazsanız, her videoyu beğenseniz biz daha güçlü bir hale geleceğiz ve size çıkaracağımız içerikler daha fazla olacak. Ya ben size bir örnek vereyim, kısa bir örnek vereyim. Animasyon yaptırmaya çalışmıştım 3 sene önce. Bak, saniyesine ne dediler biliyor musunuz? Bir animasyon da 7 saniye, 6-7 saniye olur. Saniyesine 3 sene önce bana 500 lira dediler. Ben onu yaptıramadım. Ama bu sene kazancımın yarısını hatta yarısından fazlasını bu işe vermek istiyorum. O yüzden sizlerin de bize biraz destek çıkmasını istiyorum. Ne yapacaksınız? Çok fazla bir şey değil ya. Abone olacaksınız. Bu zamana kadar söylemedim ama daha profesyonel bir şekilde sizin karşınıza çıkmak için bunu söylüyorum zaten. Abone olacaksın. Bir. Her videoyu beğeneceksin. İki. Bir de yorum yapmaya çalışacaksın. Yorum yapacaksın. Bunlar seni çok fazla zorlayan şeyler değil zaten. Sen bunları yap. Ben bu animasyonların hepsiyle sizin karşınıza gelmeye çalışacağım. Yani hem Instagram ayağında o Instagram da zaten Kenan Kara ile geometri hem de YouTube ayağında böyle short videolarıyla bu animasyonları ve çok çok değişik fikirlerim var. Bu değişik fikirleri size yapmaya çalışacağım. 2023 tayfaya söz vermiştim. Kendim yapmaya çalıştım ama maalesef yapamadım. Bu sene sizler sayesinde daha profesyonel bir hale gelip çok iyi şeyler yapmayı istiyorum. İşte bu işi birlikte yapacağız. Kaliteyi zaten göreceksiniz arkadaşım. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Evet kampımız bu şekilde olacak. Daha değişik kamplar olacak mı? İşte soru soru animasyonlarla ilgili böyle kamplarımız olabilir. İşte tekrar kampımız olacak. Soru bankası kampımız olacak. Ya çok değişik fikirler senin içerisinde geliyor. Hatta ortaklaşa yaptığımız kamplar bile olacak. O kampları da sizler de göreceksiniz zaten hiç merak etmeyin. Evet kamp meselesini de hallettik. Bu kampın nasıl olacağını da hallettik. Şimdi ne var? Diğer kamplar. Hadi bakalım diğer kamplardan bahsedelim. Youtube'a başladığımız andan itibaren bu kamp işini profesyonelce bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ki yıllardır yaptığımız için de iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. İyi bir noktaya gelen Sadece biz değiliz ve bizden daha profesyonelce yapan arkadaşlarımız da var. İşte bu kısımda da bunlardan bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Mert Hoca ama Mert Hoca'dan bahsetmeden önce öncelikle KR Akademi'den bahsedeyim size. Biz buradaki çıkarttığımız ya yani bu işi profesyonelce bir şekilde yapıyoruz ya. Bunu profesyonelce bir hale getiren yayın hangisi? KR yayınları. Buradan da Kare yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde sizin karşınıza çok daha profesyonelce bir şekilde çıkıyoruz. Evet. Şimdi 3 Temmuz'da Benimle birlikte kampa aynı zamanda kim başlıyor? Mert Hoca başlıyor. Mert Hoca'nın da kalemine aşırı derecede güveniyorum. Geçen sene zaten içeriklerini izlemiştim. Bu sene de yapacağı içerikleri şöyle bir gördüm. Tarzımızla çok benzediği için açıkçası direkt ben size Mert Hoca'yı öneriyorum. Başka hocalardan dinleyebilir misiniz? Tabii ki dinleyebilirsiniz ama bak bu işi yapıyoruz. Yıllardır yapıyoruz. Güvendiğimiz adamları şu an karşınıza çıkartıyoruz. Yani içeriklerinde gördüm. Mert Hoca da aynı benim gibi olduğu için hatta belki de benden daha fazlası olduğu için sana Mert Hoca'yı öneriyorum. Mert Hoca e, tarzımız aynı. Eski nesil soruların hepsi var. Yeni nesil soruların hepsi var. Hatta bir konuyu 3-5 soruyla geçmiyor. Hatta bir konuda 100 küsür tane sorusunun olduğunu da gördüm. Gerçekten her tarz soruyu kendisi çok güzel bir şekilde sizlere aktaracak. Buna güveniyorum. Hatta o kadar profesyonel ki yani bunun Konu anlatımı var. Soru bankası var. AYT'si var. Aynı zamanda trigonometrisi de var. Hatta sana şöyle bir güzellik söyleyeyim. Bak şimdi de şeyi söyleyeyim. Biraz önce trigonometri de anlatacağım demiştim. Trigonometriyi hem Mert Hoca anlatacak hem ben anlatacağım. Var mı böyle bir şey? Sen matematikçi diliyle dinlemek istiyorsan trigonometriyi. Bak aynı 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 kitabı. Matematikçi diliyle dinlemek istiyorsan git Mert Hoca'dan dinle. Geometrici diliyle dinlemek istiyorsan gel benim kanalımda dinle. Aynı şeyi o da anlatacak ben de anlatacağım. Yani bu şekilde e, karar aldık. Çünkü yani ben ekstradan bir fasikül böyle trigonometri fasikül çıkarttık da sizin karşınıza geçmeyeyim. Ya mantık aynı mantıkları vereceğiz. Bir de şunu deneyelim dedik. Aynı şeyi bir matematikçi gözüyle öğrenci görsün, bir de geometrici gözüyle öğrenci görsün istedik. Sadece seni düşünerek yaptığımız hamleler. Yani seni düşünerek yapacağımız hamleler zaten bu sene içerisinde çok fazla. O konuda da hiç şüphen olmasın. Evet Mert Hocam 3 Temmuz'da birlikte başlıyoruz. Ve kendisine aşırı derecede güveniyorum. Birlikte inşallah bu işi çok iyi bir şekilde götüreceğiz. Mert Hocam da kampı gün gün gidiyor haberiniz olsun. Sonrasında SML Hoca İsmail Hocam. Evet kendisinin çok güzel bir serisi vardı. 2 yıldır da yapıyordu 40 soru serisi. Evet gerçekten çok güzel bir seriydi ve öğrencilerin çok hoşuna gidiyordu. Ve bu sene daha profesyonelce bir şekilde karşınıza çıkmak istedi. Yani onun da bir kitabını çıkarttı. 40 soru serisinde atıyorum ilk 12. İşte tam bilmiyorum da sadece içeriklerine başladım, baktım başlıklarına bakmadım. Ya da 40 soruda problemler. Ya da şu an ikna etmeye çalışıyoruz. 40 soruda de çıkart hocam diyoruz. E çünkü sorularını gördüm. Gerçekten çok kaliteli. Geçen seneki sorularla alakası var mı? Yani geçen seneki soruların üzerine, geçen seneki kısımdaki sorular gerçekten çok beğenilmişti. Şimdi kat ve kat üstüne koyarak çok güzel bir şekilde karşınıza gelecek. Bu 40 soruda serisi ne zaman başlayacaksınız peki? Ya atıyorum Mert Hoca ilk 12 serisini bitirdi ya. İlk 12 serisini bitirdikten sonra ne oluyor? Yani sizin soru çözme ihtiyacınız olacak. Tamam soru bankasından çözdünüz ama yani orada 40 soruda tam sınav ayarında olduğu için Tam sınav ayarındaki soruları 40 soruda göreceksiniz zaten. Ee, orada da ne yapacaksınız? Büyük ihtimal Mert Hoca da der zaten. Bak İsmail Hoca'nın şuraya kadar ki olan 40 soruda serisindeki şu kısmı çözün diyecektir. Gerçekten çözmeniz lazım. Ben soruları gördüm. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Sen de o seriye o şekilde başlayabilirsin. Onun da ee, dediğimiz gibi kitap şeklinde karşınıza çıkacak Profesyonelce bir şekilde karşınıza çıkacak Ve kampı da çok güzel olacak Buna eminim İsmail hocam buradan sana selamlar Ve dediğim gibi inşallah geometrisini de çıkartırsın Sonra sırada kim var VIP Fizik Evet dostum yıllardır biz e, Kemal hocamla birlikte Sizin için hep yol aldık Ben Kemal hocayla Yani 3000 e aboneyken bakın Kemal hocayla Kemal hoca 3000 e aboneyken biz yan yana geldik Düşünün yani o yıllardır da hep beraber hareket ettik. İşte bu sene öğrenciler için ne yapabiliriz? Yani düşünün ya 2018 tayfadan itibaren başladık. 2018 2019 2020 her sene de böyle beraber düşünüp ya bu sene öğrenciler için hangi güzel projeyle öğrencilerin karşısına çıksak diye başladık. Hatta bu yaptığımız pro, e, size program falan dahilinde karşınıza çıkıyoruz ya o programlar hep böyle birlikte yaptığımız programlardı. Hep birlikte düşünüp kafa patlatıp sizi böyle faydalı olacak içerikler çıkartıyorduk. Yani buradan dostum zaten bu işin üstadı. gerçekten kendini çok iyi bir şekilde geliştirdi ve size yani yani geliştirdi derken zaten mükemmeldi ve bu sene sizin karşınıza çok iyi bir şekilde yine çıkacak ee, hem TYT kitabıyla hem AYT kitabıyla hem soru bankası kitabıyla ve ne zaman başlıyor? Biz Temmuz o da Ağustos'ta başlıyor galiba. Evet fizik kimya biyoloji Ağustos'un 15'inde başlıyor diye biliyorum. İlk başta matematik ve geometriye başlayın ondan sonra böyle Ağustos ayında da şeyle başlarsanız fizik kimya biyolojiyle başlayıp devamını getirirseniz sizin açınızdan süper olur. Dostum Kemal yani VIP fizik seviliyorsun buradan da sana selamlar. Evet sonrasında kim var? Kimya adası Murat hocam. Kimya adası onun da kampı dediğimiz gibi 15 Ağustos'ta başlıyor dostlar. 15 Ağustos'ta kimya kampına yine Murat hocanın kitabıyla başlayabilirsiniz. O da biliyorsunuz yıllardır bu işin içerisinde zaten yıllardır bu işi çok profesyonelce bir şekilde yapıyor. Ve biz de bu çatı altında birlikte size güzel şeyler anlatmaya devam edeceğiz. Murat Hocam da size çok güzel şeyler anlatacaktır. Ve gelelim doktor biyolojiye. Evet doktor biyoloji Barış Hocam. Ya Barış Hocam zaten biliyorsunuzdur. Anlatmaya gerek yok. Ben ben de kendisine hayranım zaten bunu her zaman da her yerde de söylüyorum çok güzel işler çıkarıyor ben normalde şeyi severim bazen böyle YouTube'da kim ne yapıyor diye severim açarım böyle bir iki dakika videolarını geçiririm böyle valla takıldığım iki kişi var onu söyleyeyim açık yüreklilikle söylüyorum bir VIP fizik bir de doktor biyoloji hatta ilk böyle videosunu izlediğimde bir iki dakika bakayım geçen sene tanışmıştık ee, hatta bir buçuk yıl falan oldu. Adamın da videosu 20 dakikaysa 20 dakika boyunca beni çekti videonun içerisine. Yani o kadar güzel anlatıyor ki akıcı bir şekilde anlatıyor ki ve çok profesyonelce bir şekilde anlatıyor ki yani inanamazsınız zaten. O yüzden siz de şöyle bir Barış Hoca'yı böyle bir inceleyip o kitabına bakmanızı tavsiye ediyorum. O da aynı şekilde hem soru bankasıyla karşınıza çıkacak hem de kamp kitabıyla karşınıza çıkacak. Hem TET'si olacak hem de AET'si olacak soru bankalarıyla birlikte kamp yapacak dostlar. Sonrasında kimler var? Coğrafya'nın kodları tabii ki. Coğrafya'nın kodları da bizimle aynı tarihte başlıyor. Ne zaman başlıyor? 3 Temmuz'da başlıyor. Hocam birlikte ortalığı yıkacağız galiba 3 Temmuz'da. Coğrafya ya zaten hocam ben e, ara ara da arıyorum, kendisini de tebrik ediyorum. Zaten şu haritalar kitabı falan var ya. Zaten yoktu böyle bir şey. E, çok güzel bir şekilde o haritalar kitabını çıkartarak yani ülkeye çok büyük bir şu eğitim sektöründe çok büyük bir katkıda bulundu. Zaten konu anlatım kampında çok mükemmel olduğunu da biliyoruz. Evet coğrafyanın kodlarıyla da bu işe devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sonra Türkçenin matematiği. Evet Türkçe konusunda da Türkçenin matematiği. Gamze hocanın da ne kadar güzel işler yaptığını zaten hepimiz görüyoruz. Hatta K artı K serisi de var biliyorsunuz. Kenan Kara değil arkadaşlar o. Çok da güzel bir şekilde anlatıyor hocamız. Türkçenin matematiği de Türkçe anlamında hem konu anlatımı hem de soru bankasıyla karşınıza çıkacak. Türkçenin matematiği de sanırım yanlış hatırlamıyorsam yanlış yapıyorsam da düzeltin hocam. Videonun altına yorumunda yazın. 17 Temmuz'da başlıyor. Hatta İsmail Hocam seni de unuttum. Sen de 17 Temmuz'da başlıyordun galiba. Evet. Türkçenin matematiği ve İsmail Hoca'nın kampı ne zaman başlıyormuş? 17 Temmuz'da başlıyor. Sonra aramızda bir de felsefe atölyesi var. O da kamp kitabıyla karşınıza gelecek. Felsefe atölyesinde de ee, hocamızın kampını devam ettirebilirsiniz. Türkçe'de aynı zamanda Önder Hoca ve Ethem Hocam da var. O da e, bir ara ilk böyle yıllarda biz YouTube'a girmeden, onlar zaten YouTube'a girmişti. Sonrasında bir şekilde farklı yerlere kaydılar ama e, yayıncılık anlamında hep devam ettiler. Şimdi yine hocalarımız yani YouTube'un içerisindeydi de çok fazla aktif değildi ama aktif olarak ekran karşısında yine e, Türkçe ve edebiyat anlatmaya devam ettiler. Ve şu anda kendi kamp kitabıyla ya kamp, kampların ne zaman başladığını da unuttum. Sormayı da unuttum hocam kusura bakma. Siz de yorum olarak yazarsanız sevinirim. Onlar da kamp kitaplarıyla karşınıza gelecek haberiniz olsun. Evet böylelikle arkadaşlardan da bahsettik mi bahsettik. Kamp tanıtım videosu. Gençler şimdi sırada ne var? Kampımıza başlayacağız. Ne? Neyi bekleyeceğiz? 3 Temmuz'u bekleyeceğiz arkadaşlar. 3 Temmuz'da bu işi geometri işini çok güzel bir şekilde halletmeye var mısınız arkadaşlar? Hatta sloganımız ne? Full ya da full'e yakın yapma. Yani geometride zordur full yapmak. Zor gibi gelir ama şu konu anlatımında şu seriye başladıktan sonra size kolay gelecek. Tabi birkaç böyle sınav anındaki aksilikler, heyecan, meyecan. Hani onları böyle düşünekten full ya da full'e yakın diyorum. Yapabilirsin. Durumun ne, ola, ne olursa olsun. Ya sana kesinlikle güveniyorum. Ama benim dediklerimi yap. Kampa benimle birlikte başla. Kampta benim dediklerimi uygula. Benim dediklerimi yaptıktan sonra ya sen bu işi seveceksin. Ama kampta da şunu söylüyorum. Dik üçgenin sonuna kadar sabret. Ondan sonrası çok güzel bir şekilde akacak. Çünkü ben geometriyi ikiye ayırıyorum. Üçgenler ve diğerleri diye. Üçgenleri de ikiye ayırıyorum. O da nedir? Dik üçgenin sonuna kadar olan kısım ve sonrası olarak ayırıyorum. Haberin olsun. Oraya kadar şöyle bir güzel bir şekilde halledelim. Hallettikten sonrasında çok güzel bir şekilde gelecek. Buna inanıyorum. Evet 3 Temmuz'da hazır mıyız? Herkes yerini alacak mı? Alacak değil mi? Ben videolarımı genelde saat 10'da yayınlamaya başlıyorum ama belki böyle yorumlara bakıp da 9'da da yayınlamaya da başlayabilirim. Belli olmaz. Saatinde beraber belirleriz. Videonun altına yorumunu yazınız ki 9'da mı başlayayım, 10'da mı başlayayım ona göre birlikte karar alalım. Evet o zaman ne diyoruz? 3 Temmuz'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.